Test Atölyesi YouTube kanalımıza bir defa daha hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Son dönem aldığımız bir haberle YÖKDİL'in ertelendiğini biliyoruz, öğrendik. Hepimizin planları ertelendi, ötelendi. O yüzden lütfen moralinizi bozmayın. Bazı arkadaşlarımla konuşuyorum. İşte alımlar olacaktı, şuraya başvuracaktım, işte bu YÖKDİL'i kullanacaktım. Ama merak etmeyin, oradaki alımlar da durdu. Eğer birileriyle rekabet halindeyseniz, çünkü işte belli sınırda insan alınacak. Onlar da başvuramıyor zaten. Yani işte tırnak içinde söylüyorum, rakip olarak sizin karşınıza çıkacak olan insanların da planları ötelendi. Ama iyi yönünden bakacak olursak, ki bence buradan bakmamız gerekiyor, önümüzde en az bir ay daha kelimelere, bağlaçlara ya da bilmiyorum gramer yapılarına neyiniz eksikse oraya biraz daha odaklanabilecek bir zamanınız oldu. Biz de tabii ki bütün gücümüzle devam ediyoruz videoları yayınlamaya. En son Relative Clause'ı seyrettiğiniz herhalde. Dün yayına girdi. Dün dediğim, bu da yarın girecek. Relative Clause'lar hakkında çok güzel şeyler duyuyoruz. Çünkü Relative Clause'lar sizin sadece sınav dünyasında değil, speaking anlamında da iş İngilizcesi, sosyal İngilizce de çok işinize yarayan bir yapıdır. Sadece sizin değil, benim de aynı zamanda. Şimdi, YDS yok değil, bağlaçlar bir, gördüğünüz gibi. Conjunctions, bağlaçlar çok önemli çünkü cümle tamamlamada da bir video yapmıştık. Orada da söylüyordum. Cümle tamamlamayı da en çok bağlaçlardan yürüyerek çıkartıyoruz. Zaten bağlaçların kendisi direkt olarak sorulan bir kelime türü. Demek ki seviye tespit sınavları bizim bağlaç bilgimize çok önem veriyor. Çıkarım soruları readinglerde buradan çıkar. Vocab guess, yani kelimenin anlamını tahmin etmek için en büyük ipuçlarını bize bağlaçlar verir. Bla bla. Tamam. Şimdi şunu baştan söyleyeyim. Bağlaçlarla alakalı soru çözerken cümlenin anlamına inmek zorundayız. Çok nadir bize bonus olarak kendisinden sonra mesela sadece isim alan bir şey sorarlar. Ama bir şıkta because of verilir de diğerleri cümle isteyen şekilde kelimelerden, yani bağlaçlardan örülü şıklar verilir. O zaman da deriz ki ne kadar kolaymış, sadece zaten because of gelebiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Yani 40 yılın başında böyle belki hadi yapsınlar dedikleri bir tane soru çıkar. O yüzden bunları baz almayalım. Biz yine mümkün olduğu kadar cümlenin anlamına inmeye çalışalım. Oradan çıkarmaya çalışalım ki kelimelerimiz, gramer yapılarımız vesaire tekrar tekrar gelişmeye fırsat bulsun. Şimdi okay, to make the long story short, uzun lafın kısası diyoruz. Geçiyoruz birinci soruda. Şimdi herkesin bir fikri vardır herhalde. Ben de bu vesileyle hazır sizleri elime geçirmişken bir bağlaç videosunda önemli kelimeleri, önemli yapıları da göstermek istiyorum tabii ki. There is no point in başka bir yerde çok daha kritik bir anlama sahip olabilir. O yüzden role sahip olabilir. Bilin. There is no point in doing something. O iş yapmanın bir faydası yok. Bir anlamı yok. Bir amacı yok demek. Mesela burada bekliyorsunuz. Siz, ben diyorum ki ya içeride beklesene diyorum. Niye burada? Ya burada bekleyin. Tamam da yani there is no point in waiting here. Burada bekleme bir anlamı yok. Zaten geldiğinde içeri başvuracak falan filan vesaire vesaire. Burada da diyor ki işte cümle. Bir anlamı yok diyor harcamanın bir servet. Bu arada bu lafı da bilin. Servet harcamak. Çok para harcamak anlamına falan geliyor işte. Bir üstünü çizme. Yok, niye üstünü çiziyorsun? Altını çiz. Bir servet harcamanın anlamı yok diyor teknolojik ekipmana diyor kullanılacak olan. İşte bakıyoruz, herhalde niye diyecek ya da bir şey diyecek. Bakıyorum, diyor ki çalışanlar are not motivated. Çalışanlar diyor motive değildir çalışmak için diyor as a team in a company. Bir şirkette takım olarak çalışmak konusunda, çalışmakta motive değiller. O zaman motive olmadıkları zaman, motive olmadıklarında, motive olmazlar ise, motive olmadıkça gibi bir şeyler gelmesi lazım. Yani koşullu bir şey gelebilir, when'li bir şey gelebilir. ÖSYM'nin bir güzelliği, bu tür bağlaç sorularında ve cümle tamamlama da aynısını yapıyor. Videoda söylemiştim. En böyle sohbet ediyorsak en aklımıza ilk düşen tarzda sohbet devam ediyor. Ya da aradaki bağlaç oradan verilmiş. Şimdi bakıyorum bir kere teknik olarak because of hatırlayalım. Hatırlayalım. İsim alır zaten ama bana the employees, bakın burası bir cümle arkadaşlar, gördünüz mü? The employees are not motivated var. O zaman because of benim işim olmaz maalesef. If, eğer, eğer diyor çalışanlar motive olmazsa anlamı yoktur bu kadar çok para harcamanın. Valla çok güzel.
Peki, unless zaten teknik olarak yanlış. Çünkü bir bakar mısınız? Unless are not motivated demişiz. Bakın, this is, yani unless'in kendisi zaten kendisinden sonra cümle aldığında orası oraya anlamını zaten yüklüyor if not olarak. Teknik olarak unless'ten sonra not'lu mutlu, was not, is not, have not, has not gibi bir şey alamam zaten. O dolayısıyla bu teknik olarak da yanlış. Tamam. By the time bir kere zaman bağlacı değil miydi? Zamanlardan bahsediyorduk. Mesela by the time you call me next week, I will have finished the project. Sen beni aradığında ben oho çoktan bitirmiş olacağım. Hatta bizim tense'ler videomuza bakarsanız by the time orada detaylı olarak inceleniyor. Hem present time tenses videosunda hem de past time tenses videosunda. Zamanla alakalı bir şey. Even though, tamam bir bakalım. Eğer diyor olmaz şey, even though, rağmen the employees are not motivated. Çalışanlar diyor motive olmamasına rağmen. Ama çok saçma bir ilişki oluyor cümlede. Çünkü diyor ki anlamı yok diyor servet harcamanın teknolojik ekipmanda kullanılması gereken. Çalışanlar diyor bilmem ne konusunda motive olmamalarına rağmen. Yani olmadıkları için en azından desen. Hani neden sonuç kullansa çok mantıklı olacak ama değil. O yüzden de if diyoruz biz buna. B şıkkı. Tekrar söylüyorum. Bakın there is no point in spending a fortune. Bir servet harcamanın anlamı yok diyor teknolojik ekipmana kullanılması gereken. Eğer diyor çalışanlar motive edilmezse ya da motive olmamışsa ya da motive değillerse çalışma konusunda diyor bir takım olarak şirkette. Mesela buraya when bence çok güzel otururdu. Ben mi? Bir tanesini vermek zorundayım yani. O da Bursa olmuş. Evet şimdi geçelim ikiye. Biraz daha dikkatli, biraz daha yakından okuyun. Evet, şimdi ikinci soru hakkında da bir fikriniz oldu herhalde. Bakalım şimdi böyle kelimeler, merimler, sağlık, mağlık işte o bir sürü şey var. Bone marrow falan var. Hiç duymadığım şeyler var. Aman yarabbim. Bakalım. Anemia diyor is known. Tamam. Bir şey bu. Bilmiyorum ne. Anemi gibi geliyor bana da. Şimdi sınavdaki öğrenciye oynuyorum. Yani bilmiyorum yani. Zaten teknik terim. Yani bilmesem de olur. Bir kenara koyayım. Anemia is known to result primarily from. Ha, yani şimdi bak bir tane ipucu var burada. Primarily neydi? Mainly, primarily, esasen demek, ana olarak demek değil mi? Bakın şöyle hop yazayım. Primarily, mainly. Bu kelimelere dikkat edin lütfen. Esasen diyor, şimdi anlamadığım laflar geliyor. Kan şeysi, bilmem neye maruz kalış ve kemik şeysi problemleri. Her neyse problemler saydırdı 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 ama bunların başında primary de var. Diyor ki bu anemia denen şey esasen nıttan zıttan ve vıttan diyor kaynaklanır olduğu bilinir. Malnutrition da diyor ayrıca is also claimed. Ayrıca iddia edilir diyor önemli bir rol oynadı. Şimdi o zaman bakın konuşuyoruz mesela bizim diyor esasen şunları 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 yaptığımız bilinmesine rağmen bak otomatik olarak rağmen çıktı. Çünkü diyorsun ki ana olarak şunlar 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 bilinmesine, satılmasına, kiralanmasına rağmen bir de bunlar var diyor işte bizim hizmetimizde. Bir de bunlar var ürünlerimizde. Bir de bunu yaptık geçen hafta. O zaman çok net böyle zıtlıklı bir şey. Tamamen zıttan bahsetmiyorum ama böyle bir nahoşlu bir şey gelmesi lazım. Yani nahoşlu bir şey nasıl bir bağlaç olacaksa yani even though, although, whereas, while gibi bir şey arıyorum yani burada. Bakın though var. Bir şeye rağmen tekrar yerine koyayım. Anemia diyor primarily şundan 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 kaynaklanıyor olduğu bilinmesine rağmen malnutrition da ayrıca şöyle şöyle olur. Harika. As long as olduğu sürece bir dakika şimdi birbirlerine mi bağlı yani? As long as dediğiniz bakın kabaca olduğu sürece if değil miydi? Ya da tabii ben buraya eşittir yazıyorum ama arkadaşlar aralarında minicik Türkçe böyle çevirirken farklılıklar oluyor tabii ki. Mesela provided that şartıyla providing that şartıyla as long as olduğu sürece if işte eğer vesaire diyorsunuz. Eşittir koymamın nedeni akıllarımıza şunu koymak. Bunların hepsi koşuldan bahsediyor. Ve yukarıda koşul değil yani malnutrition is ayrıca iddia ediliyor. Şu olduğu sürece malnutrition iddia ediliyor. Olmaz. Sanki olmasa malnutrition iddia edilmeyecek. Because yine şöyle olduğu için iddia ediliyor. Bu da olmaz. Çünkü B'deki mantık hatasının aynısı çıkıyor. Despite ise mantıktan öte
hata. Neden hemen söyleyenleriniz vardır zaten. Despite'den sonra zaten isim gelir. Mesela despite the rain dersin. Yağmura rağmen işte we went out, dışarı çıktık. Despite its high price, yüksek fiyatına rağmen everybody's trying to buy it falan filan. Unless bir kere bakalım. Şimdi unless'i biz daha birinci cümlede konuştuk. Birinci soruda konuştuk. If not demekti. Bak buna da eşittir if not diyorum ama süper de içime sinmeyerek. Çünkü yani birebir if not diye çevirmediğimiz cümleler de oluyor. Ama geçiyorum onları. Yani İngilizce öğretmenliği ya da İngiliz dili edebiyatında konuştuğumuz bir unless konusu değil şu anda. Siz kabaca ömrünüzün sonuna kadar unless eşittir if not deseniz başınız belaya girmez. Tamam. Hani İngilizce öğretmenleri aralarında konuşurken ya hocam if not değil sen de biliyorsun kesin falan filan denir o bizim aramızdaki muhabbetler. Ama unless çevirdiğinizde olmadıkça, etmedikçe, etmezse diye çevirebilirsiniz. Sonuçta aralarında bir bağlantı olmadığı için, koşulluk olmadığı için ben Bursa'ya niye yanlış dediysem Edirne'ye de o yüzden yanlış diyorum. Çünkü aralarında anlamca birbirlerini bağlayan bir şey yok. Diyor ki anemi dediğiniz şey esasen şunlardan kaynaklanıyor iken while geliyor mesela gönlümden. Malnutrition'ın da diyor önemli rol oynadığı biliniyor, iddia ediliyor falan söyleniyor neyse. Tamam. Bütün o sülaleden ben de do vermişim A şıkkında. Siz de gidin onu işaretleyin. Even do olabilirdi. All da olabilirdi. Dediğim gibi whereas olabilirdi. While olabilirdi. Olurdu olurdu da yani. Bir tanesine vermek zorundayız. O da ikiye A demişiz. Şimdi o zaman 3'e gidiyoruz. Bakın main'e de olurdu. Dikkat edin. Geldik üçüncü soruya. Şöyle bakalım ne demişiz. Thanks to bir şey sayesinde. Ne sayesinde? Online shopping sites. Tamam bu internetteki alışveriş siteleri sayesinde dedik. More than 2 billion people. 200 şey 2 milyardan fazla insan dedik. Are involved in değil mi? İçinde dediler. İşte yer alırlar. Rol almaktadırlar. In commercial relationship. Ticari ilişki içinde dedik. 2 milyar kişi. 2 milyardan fazla kişi. Boşluk the distance that separates them. Bir dakika şimdi. Boşluktan sonra zaten onları ayıran mesafe lafı gelmiş. Uzaklık gelmiş. İsim var. Şimdi aşağı bir bakayım. Acaba bağlaç var mı? Onların hemen bir üstünü çizeyim. Regardless of cümle almaz da olabilir. Because bakın mesela because'ı küt diye atabilirsiniz. Daha anlamına inmeden bile. Çünkü kendisi cümle ister. Şuradaki fiile bakıp da cümle demeyin ne olur? Çünkü o relative clause. Bakın o insanları ayıran mesafe. Yani sizin aslında oradaki lafınız mesafe. Relative clause'ın içindekini ana fiil olarak görmeyin. In case of olabilir çünkü isim alıyor. Unlike olabilir isim alıyor. As well as olabilir isim alıyor. O zaman bir tane Bursa yeri. Tamam bakalım şimdi. İnsanlar ilişkideler mesafeye bakmaksızın. Aa internet bak online alışveriş sayesinde insanlar mesafeye bakmaksızın. Regardless of bir şeye bakmaksızın demek. Regardless of age yaşına bakmaksızın. Regardless of race, ırkına bakmaksızın. Bu da diyor ki mesafeye bakmaksızın diyor. 2 milyar insan ticarette rol alıyor. Tamam bir kenara koydum. In case of arkadaşlar, in case of kendisinden sonra hep böyle okullarda falan vardır ya. Break the glass in case of fire. Şöyle incecik bir camı vardır böyle. Yangın anında camı kırınız yazar. In case of kendisinden sonra yangın, tsunami, ekonomik kriz, deprem, deprem falan gibi hep istenmeyen bir şey alır. Bakın mesela in case of rain, yağmur durumunda ne bileyim bilmem neyi kullanır. In case of fire, yangın anında şuradan işte bilmem ne. In case of tsunami anında eğer yakalamadıysa dalga seni artık şu sokağa gir ya da binanın yukarısına çık falan filan yani. In case of earthquake, deprem anında işte ölmediyseniz şunu yapın bunu yapın. In case of'dan sonra bir, bakın bir isim gelir, iki istenmeyen bir şey. Okey, hep aklınızda o kalsın. Unlike farklı olarak demek zaten. Şimdi farklı olarak olması için unlike my sister. Kız kardeşimden farklı olan I like jazz. Ben jazz seviyorum. Demek ki she doesn't. Şimdi karşılaştırılacak bir şey yok ki burada neye unlike diyeyim yani. Unlike the distance. Hadi koyalım. Hani teknik olarak çünkü konabiliyor ya hani isim aldığı için. Mesafeden farklı olarak. Yani mesafeden farklı olarak zaman bilmem nedir işte ne bileyim fizik kurallarında işte formüllerinde. Demem gerekir ki unlike'ı düşünebilirim. As well as de ek olarak bu da. Bunu da bilin.
Güzel bir laftır. Kaderinde bayağı bir doğru şıkta yer almak vardır. Ne düşündün? Bir şeye ek olarak, bir şeyin yanı sıra. Şimdi diyorum ki insanlar rol alıyor. 2 milyar insan ticaret yapıyor. Mesafeye ek olarak. Ne yani? Mesafeye ek olarak ne? Adamlar bir şeyi yiyordur. Elmaya ek olarak diyebilirsin. Tatlıya ek olarak diyebilirsin. Mutlaka aynı kavram olacak ki bir şey söyleyebileyim. O zaman regardless of bunu bilin mutlaka. Çünkü sınavlar sever. Sadece ÖSYM'in sınavları değil. Yani proficiency bazında sınavlar IELTS ve şeyde TOEFL'da da boşluk doldurma yok ama anlatımlarında geçer. Regardless of bir şeye bakmaksızın. Tamam. O yüzden regardless of the distance onları ayıran mesafeye bakmaksızın diyor. Online shopping siteler sayesinde 2 milyardan fazla insan are involved in commercial relationship. Bu arada be involved in'in de kelime olarak çok değerli bir kelime olduğunu bilin lütfen. Sınavlarda çıkar. Preposition'a dikkat. Hadi dörde geçelim. Geldik dördüncü soruya. Okey. Nükleer power plants. Tabii ki yani. Nükleer tesisler olmadan yani ne kelime sınavı, ne bir yok değil, ne bir proficiency hiçbir şey olmaz yani. Yani bu sınavlara giderken mutlaka arkadaşlar dünyanın dertlerine ortak olacağız. Yani mutlaka o radyasyonlu parçaları okuyacağız. Nükleer tesisler mutlaka bir karşımıza çıkacak. Küresel ısınma hakkında bir şeyler okuyacağız mutlaka. Şimdi küresel tesis, şey küresel tesisler diyorum. Nükleer güç tesisleri hardly emit. Bunu çok konuşmuştuk videolarda hatırlayın. Neredeyse hiç demek arkadaşlar. Hardly, barely, scarcely yazmak istiyorum. Hardly, barely, scarcely. Okay. Neredeyse hiç demek. Hatta şey örneğini vermişimdir. Telefon elinizde arkadaşınızı duyamıyorsun diyorsun ki I hardly hear you. Bağır biraz. Ya da dışarı çıkacaksın. Cızırtılı falan geliyor. I hardly hear you. Neredeyse hiç duymuyorum. Ya da bakıyorsunuz çok böyle flu falan I barely see you. Yani işte falan görüyorum demek. Bu da diyor ki tesisler neredeyse hiç yaymaz diyor. Bakın lütfen olumsuz yaptığını, olumsuz bir anlam yüklediğini bilin. Neredeyse hiç yaymaz diyor sera gazı normal operasyonda. Processing uranyumu şey yapmak diyor, içeriyor ciddi miktarlarda emisyon. Şimdi bir anda diyor ki bir önceki cümlede diyor ki hiç yaymaz tesisler. Sonra diyor ki uranyumu şey yapmak da diyor çok fazla greenhouse emisyonu veriyor ya da emisyon veriyor. O zaman zıtlık var aralarında. O zaman bilmem nesi bilmem ne oluyorken şurada şurada neredeyse hiçbir şey. Bakıyorum whereas. Puh. Harika. Whereas. Niye aşkına konuşayım? Keşke Edirne'yi konuşsaymış. Whereas. Olurdu. Bakın bir önceki cümlede de aynı şey konuştuk. Whereas olabilir. While olabilirdi. Even though olabilirdi. All da olabilirdi. Though olabilirdi. Zıtlık ve kendisinden sonra cümle isteyen her türlü şeyi buraya koyabilir. As long as olduğu sürece. Şimdi as long as yine bir önceki cümlede konuştuk. If demek mesela hani if gibi olduğu sürece ama birbirlerine bağlı olan şey değil ki. Bakın koşul cümlelerinde birbirlerini bağlayacak bir şey olması lazım. Mesela diyorum ki sana Hasan diyorum as long as you help me with this project I will help you with yours next week. Bana yardım ettiğin sürece bu projede ben de sana önümüzdeki hafta yardım ederim. Bak buraya provided that de gelebilirdi. Provided that you help me today, bugün bana yardım etmen şartıyla I will help you next year. İşte gelecek yılda ben de sana yardımcı olurum falan. Koşullu bir şey olması lazım. Birbirimizi bağlaması lazım cümlelerin. Burada hiç öyle bir şey yok. Burada dese bunlar hiç şey yapmıyor. Bu da ciddi şey yapıyor. Bakın hani arada bir kere zaten zıtlık var. In case, ola ki. Ve biz ne diyorduk buna mesela test yapıyoruz? Maazallah bağlı diyoruz. İstemediğimiz bir şeyden bahsederken kullanılır ve bir önceki cümlede de in case of vardı. Bunun cümle değil de isim alan şekli. In case de yüzyıllardır Türkiye'de biz bu in case'i nasıl öğrendik öğrenciler olarak? I take my umbrella. My umbrella'yı şöyle yazalım. Yüzyıllardır böyle öğrendik arkadaşlar. Yani kaç jenerasyon? My umbrella with me in the morning. Sabah şemsiyemi yanıma alıyorum. In case it rains in the afternoon. Öğle zamanında ya da öğlen işte yağar diye. In case'den sonra istemediğimiz
olmasını, gerçekleşmesini istemediğiniz, arzulamadığınız bir şey gelmesi lazım. Yine depremli, tsunami, ekonomik kriz vurur diye. Her yere kameralar koyuyoruz. In case birileri break into etmeye çalışır binaya diye. İşte girmeye çalışır diye. Unutmayın, in case'ten sonra istenmeyen bir şey, arzu edilmeyen bir şey olması lazım. Şimdi bakıyorum, konumuzla alakası yok yani. Ciddi şekilde bilmem ne. Zaten birbirlerini bağlayan bir şey değil. Bakın yine bir ilişki olması lazım. Çünkü senin kamera koyman ve insanların işte zorla içeri girmesi falan filan hırsızdan ilişkili bir şey. Sen de önlem olarak alıyorsun bunu. İnkeyize dikkat edin lütfen. Maazallah bağlı izlemiştik biz aklımıza kalsın diye. Unless yine aynı şekilde birbirleriyle bağlantılı bir şey yok. Yani uranyumu işlemek diyor ciddi oranlarda emisyon gerektirmezse, gerektirmedikçe nükleer tesisler neredeyse hiç greenhouse yaymaz. Yani birbirleriyle bağlantılı bir şey değil. As well ise bu sorunun fantezi şıkkı olmuş çünkü kendisinden sonra ne gelirdi? İsim gelirdi. In addition to anlamına geliyor çünkü. O yüzden buraya çok net şekilde whereas yazabilirsiniz ve keyword yani bize ipucu veren önemli kelimeler de hardly emit. Hadi emit'i de şey yapayım. Hani fiilinden kopartmamış olayım. Hardly'yi. Hardly emit ve hadi bunun da fiilini alalım. Bakın involve. Involve serious rate. Gördünüz mü? Zıtlık gösteriyor. Bir cümlede neredeyse hiç yaymıyor. Bir cümlede ciddi miktarlarda bir şeyi içeriyor falan demiş. O zaman çok net şekilde dörde A dediniz. Hadi devam. Ve beşinci soru bir cihazla başlıyor. Bakalım neymiş? This device was originally developed to be used against interstellar threats from the sea. Tamam güzel. Bu cihaz diyor was originally developed. Esasen diyor geliştirildi. To be used kullanılmak için diyor. Neye karşı? Militaristik tehditlere, askeri tehditlere, from the sea, denizden gelen tehditlere karşı kullanılmak için esasen geliştirildi. Nınları its current use, onun şu anki kullanımı extends, uzanır diyor. Far beyond this field. Bu alanın çok ötesine, yani denizin çok ötesine. Herhalde karada da kullanılıyor. Ne bileyim havada da kullanılıyor. Çünkü extend, uzanmak. Bakın. Hatta far beyond demiş. Çok ötesine demiş. Okey. O zaman dostum şöyle seni bolta yapalım. Tamam. Far beyond'u da alayım mı? Yani beraber. Extend yeter aslında ama hani far beyond'u da almış olalım. O zaman yine sanki bir şey var. Bakın orijinal olarak şöyle bir şey olmasına rağmen ki ÖSYM sorusunu çözen arkadaşlar, YÖKDİL, YDS, EYDS bunları çözen arkadaşlar bu tri bilir. Yani şimdi ben teknik terimini kullanmaktan, stratejik terimini kullanmaktan böyle biraz çekiniyorum. Çünkü böyle konuştuğumuz zaman İngilizcesi hazır olmayan daha arkadaşlar da hocam ya bunun bir tekniği yok mu böyle bütün cümleye bakmadan? Yani şu seviyeye gelene kadar yok. Yani intermediate olana kadar yok. Ama intermediate'den sonra kendi aramızda seninle teknik, taktik, strateji falan lafları dönebilir. Çünkü ben sana şunu söyleyebiliyorum. Bak cümle geliyor ondan sonra gördün mü? Aa evet hocam ya extent var burada. O yüzden işte ne bileyim because of olmaz diyebiliyorsun. Bak seninle teknik konuşabiliyorum şu anda. Adına teknik diyeceksek. Bak strateji konuşabiliyorum adına strateji diyeceksek. Ama daha bağlaçlar oturmadıysa despite'den sonra isim gelir. Because of'dan sonra isim gelir. Ama even though deyince cümle geliyordu. Bir kanat deyince cümle geliyordu. Bunlar oturmazsa seninle konuşamıyoruz işte o teknik taktik durumunu. O yüzden bunları bir oturtalım. Ondan sonra birden alıp başınızı gidersiniz zaten. Kimseye de ihtiyacınız olmaz. Alırsın iki tane soru hangisi çatı çatı çözersin. Şimdi o zaman bakıyorum. Esasen diyor bunlar için geliştirildi. While ya da whereas ya da but ya da yet ancak şimdiki kullanımı çok daha ötesinde. Şimdi ancaklı hızlıca bir şey arıyorum. While var burada bakın. Otomatik olarak oturdu işte. Demek ki şu anki kullanımı bu alanın çok daha ötesinde iken, ötesine uzanıyor iken esasen diyor lıt lıt için geliştirildi. Tamam işte originally. Bu arada originally'e de dikkat edin. Genelde böyle olumsuz, ya olumsuz demeyeyim. Yani zıtlık gösteren, farklılık gösteren şeylerde kullanılır. Birleştirmelerde kullanılır cümlenin içinde. Şimdi if bir şey yok. Aralarında bağlantı yok. Yani baksanıza if yazsanız eğer onun şu anki kullanımı bu alanın çok daha ötesine uzanıyor olursa bir kere if yani bakın niye çevirdim ki demeniz lazım. Yok niye çeviriyorsun? Çünkü yani
Sen nasıl İngilizce öğretmenisin demeniz lazım bana. Bak gramer sorusu yeniden çöz. Eğer if'in içi geniş zamansa sen hangi tarihte, hangi yüzyılda gördün past olduğunu? Hani nerede bu if 1'e geliyor falan filan işte willi, can, may'li vesaire falan konuşman gerekiyor. Bakın if konu bilginizden bile götürebilirsiniz. Unless öyle. In case az önce konuştum. Canınızı sıkmak istemiyorum uzun uzun. In case istenmeyen şeylerde kullanılır. Since çünkü. Çünkülük bir durum yok bir kere zaten. Hadi zamanları geçiyorum. Çünkü bağlacı. Since, because. Bunlar time expression olmadığı için yani time göstermediği için iki cümle arasında aynı tense olmak zorunda değil. Oradan elemeyin. Ama anlamca eleyin yani. Bu cihaz diyor şöyle şöyle kullanıldı. Çünkü şimdiki kullanımı şunun ötesine oluyor. Yani çok mantıksız. O yüzden 5'e Bursa dedik. Ne kadar çok zıtlık bağlacı çıkıyor değil mi? Çünkü sınavın kendisi öyle. Eğer hatırlayanlarınız varsa YDS'nin yok, yok dedin ilkbaharında kaç? 6-7 tane zıtlık bağlacı vardı. Cümle tamamlamalardan bahsediyorum. Bakın yani zıtlık bağlaçlarına ne kadar çok önem veriyor. Bağlaçlarınız iyi olduğu zaman cümle tamamlamaları zıplatırsınız zaten. Hiç kafanıza takmayın yani. Haydi 6'ya girelim. Okay, şimdi baktık boşluk başta. It's well documented physical health benefits such as preventing bacteria from spreading. Cabbage is also... Aa bir dakika. Bir şey çarptı mı gözünüze sevgili arkadaşlar? Şurada bir cümle her ne kadar devasa uzunlukta bir şey görüyor olsanız da bakın bu bir algı yönetimidir. Çok uzun görünce insanlar şey sanıyor. Ha tamam burada bir cümle var. Bir dakika cümle mi? Bana da göster. Nerede? Ya hocam uzun şey yazmış adam yani. Upuzun şeyi yazıp da yani cümle olmak zorunda değil yani. Bir bakalım. Onun diyor iyi belgelenmiş fiziksel sağlık faydaları such as geri kalan beni de ilgilendirmiyor yani. Neyse ne. Nınırı nınırı. Fayda yani. Such as dediğine göre faydadan sonra such as dediğine göre o saydırdığı şey fayda. Şimdi cümle mi var orada? Ha yok. Bak aslında söylediği şey onun faydaları, geri kalan benim için bla bla gerçekten. Hangi konuda? Yok fiziksel mi, zihinsel mi, iyi belgelenmiş, kötü belgelenmiş mi, kırmızı mı, yeşil mi, lezzetli mi, lezzetsiz mi? Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey onun faydaları dedi mi? Dedi. Burası isim midir? İsimdir arkadaşım. O zaman bitti. Aşağıda benim için because ölmüştür. In case of ölmemiştir. Yani teknik olarak konuşuyorum daha. While ölmüştür. Now that ölmüştür madem ki demek. Zaten that var içinde baksana. In addition to ölmemiştir. Tamam. Şimdi ama B ve E'ye geldi işte. Gayet iyi yani zaman kazandım. Şimdi faydaları olması bir dakika ya in case of biz hani tekrar yazıyorum. In case of neydi? Fire, tsunami, economic crisis, ondan sonra ne bileyim pandemic falan filan diye geçmiyor muydu zaten? Hani İstenmeyen bir durum yok muydu? Benefit demiş adam orada. Yani benefit fayda. Niye in case of benefit olsun ki? O zaman in addition to olur mu acaba? Valla olur mu? Bir bakalım. Onun diyor nınları nınları faydalarına ek olarak cabbage diyor ayrıca bilinir diyor zihinsel rahatlama verdiği. Bomba. O zaman tamam. Niye böyle çok sevindim ben bilmiyorum ya sanki. Sanki başkası sormuş da ben çözmüşüm. O da sevinmişim gibi kendimi kaybettim ya. O zaman bir şeye ek olarak dedik. İşte şu da ayrıca. Bir de ikinci cümlede de olsa yok mu sevgili arkadaşlar? Bakın. Ayrıca nırnırdır falan filan demiş. O da size bir ipucu verebilir. Ama altıncı soruyu böyle çözeriz. Haydi dedim. Okay. Social media platforms. Aynen nükleer tesisler gibi, ormansızlaşma gibi sosyal medya platformlarında yer almadığı bir
sınav tahmin edemiyoruz, beklemiyoruz değil mi? Şimdi bakalım, benimle dalga geçin siz yine ama ben fiillere dikkat edeceğim. Sosyal medya platformları suçlanıyor bir şeyden. Bak, bir şeyden suçlanıyor, bir şeyden sorumlu tutuluyor. Kesin kötü bir şey. Kesin ya, insanları başarısız yapıyor, baş ağrısı yapıyor, kanser ediyor, kaşları dökülüyor, gözleri bir şey oluyor falan filan diyecek yani. Blame var çünkü orada. Bakalım, zaten belli işte. Nınırı 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 suçlanıyor. They are known, bilinir diyor. Aa, bir dakika, bir dakika. Yardım ediyor burada insanların bir şeye erişmesine. Bak. They are known to help users access the latest. Şimdi bir önceki cümlede bir şeyden suçluyordun. Bak, suçlamayı tamam sınavda okuyun tabii ki ama yani şuraları çevirmenize gerek var mı gerçekten arkadaşlar? Yani suçlanıyor işte. Kötü bir şey yani. Ne yaptı, hangi alanda suçlandı beni ilgilendirmiyor. İster kel yapsın beni, ister kanser yapsın, ister şu binada attıksın yani işte falan filan. Bilmiyorum. Suçlanıyor. Onlar diyor ayrı biliniyor, yardımcı olduğu diyor. Bak, access'e bile yapması belki bakmaya gerek yok ama hadi bakalım yani işte. Bir şeye erişmelerine yardımcı olduğuna göre neye eriştikleri de beni çok ilgilendirmiyor. Bak, şurayı da üstünü çiziyorum. İyi bir şey dedi ya, beni orası ilgilendiriyor. Çünkü bana bakın, bu bir reading sorusu değil, çıkarım sorusu değil. Ne yaptıkları, ne ettikleri, neyden sorumlu olduğunu sormuyor. Adam diyor ki ben sana bağlaç soruyorum. Adı üzerinde bağla lütfen iki cümleyi. Bağla ve aralarındaki ilişkiye bak. Aralarındaki ilişkiye bakmak için her zaman, tekrar söylüyorum, her zaman her kelimeyi çevirmek zorunda değilim. Cümleyi dibine kadar Türkçeleştirmek zorunda değilim her zaman. İşime yarıyorsa mümkün olduğu kadar sadece şöyle bakıyorum. İşime yarayan yerlere bakıp eğer becerebiliyorsam yapıyorum. Ha, baktım ki olmadı. Tamam, o üstünü çizdiklerimi o zaman okurum. Baktım ki böyle sert bir soru geldi. Tamam, böyle bir kroşeli soru falan geldi yani sağdan soldan böyle. O zaman derim ki bir dakika, detaya inmem lazım. Ama burada gerek yok ki. Sosyal medya platformları suçlanıyor zımbırtıdan. Onlar biliniyor yardım ettiği kullanıcılara vıt vıt etmesine. Tamam, bir yandan suçluyorsun. Aşağıda da ondan sonra diyorsun ki yardımcı oluyor. O zaman kesin zıtlık var. Yine o zaman oraya bir while yapıştır, bir whereas yapıştır, even though although falan yapıştır. Bir şey yap. Bakıyorum while var mesela burada. O zaman çevirelim. Hani çalışmış olmak için çeviriyoruz şu anda. Hani sınav için çevirmenize gerek yok. Sosyal medya platformları suçlanıyor iken, sorumlu bulunuyor iken neden olmakla diyor insanları göz ardı etmekte diyor sosyal çevrelerini. Onlar biliniyor diyor yardımcı olduğu kullanıcıların ne yapmalarına, help somebody do yapısı var bakın. Kullanıcıların erişmelerine yardımcı oldukları biliniyor. Neye erişiyorlarmış? Son haberlere diyor. Ne hakkında? Neredeyse hayatın her alanı hakkında son haberlere erişmelerine yardımcı oldukları biliniyor. Tamam, teşekkür ederiz sosyal medya platformlarına bu anlamda. O zaman gitti şimdi. As soon as'e bakalım. As soon as ne demekti? Olur olmaz. Değil mi? Call me as soon as you arrive. İşte ne bileyim, arrive home. Eve varır varmaz beni ara. Bakın, when'den bir farkı biraz daha aceleci olması. Hatta bunu yine zaman bağlaçlarıyla alakalı tense videomuzda, dördüncü video sanıyorum, orada anlattık. Oradan da bakabilirsiniz. As soon as. As though mış gibi demek. Mış gibi. Yani şu yeni müdür de yani sevmiyorum. Niye, ne oldu? Yeah, he talks as if he knew everything. Ya da he knows everything. Hypothetical da kullanıyor. Yani her şeyi biliyormuş gibi konuşuyor. Ha, o zaman as though gördüğünüz zaman yarın bir gün as if yazabilirsiniz değil mi? Ya da siz yazmasanız da onlar yazabilir. Bilin. Mış gibi. Mesela bu zıtlıklara falan gider. Yarın bir gün YDS'de bir statement sorusu falan karşınıza çıktığında yukarıda mesela para harcıyor as if ya da as though he is rich. Zenginmiş gibi para harcıyor. Ha, zengin olmamasına rağmen çok para harcıyor işaretleyin aşağıda. Yani even though'lu bir şey arayın, although'lu bir şey arayın, though ya da despite'lı bir şey arayın eğer isim kullanıyorsa sonrasında. If de işimize yaramıyor burada. Hani eğer böyle böyle suçlanıyorsa şuna yardım ettikleri bilin. Ne alaka? Birbirlerini bağlayan bir şey değil. Hatta bir tekrar söylüyorum. Blame var ve help var. O zaman 7-7 diğer bakı dedik. Haydi 8'e gidelim bakalım. Ve 8. sualimize geldik. Sual. Humans have to find new ways to raise agricultural products. Bakalım.
İnsanlar diyor bulmak zorunda yeni yollar, keşfetmek zorunda yeni yollar diyor. Tarımsal ürünü geliştirmek ya da yetiştirmek için. Nerd, they want to get into the new bloody wars. Bir dakika. Onlar diyor istiyor, girmek istiyor yeni kanlı savaşlara diyor. Sadece birkaç bir şey için. Bakın orada bir küçümseme var. Sadece birkaç bir şey için. Devamında bakmama gerek yok da istiyorsanız da for a few slices, birkaç dilim ekmek için. O zaman insanlar bir şey yapmak zorunda savaşa girmek istemiyorlarsa. Değil mi? Şöyle bir bold yapayım. Bold yaptıktan sonra renkli yapmak lazımmış. Yani ben de diyorum niye yapmıyorum? Renkli yapınca bırakıyordu çünkü. Onlar diyor istiyorlar savaşa girmek. Hadi savaşı da alayım yani. Şöyle. İlk önce bold, sonrası. Öğrendim. Şimdi o zaman istemiyorlarsa şey yapmak zorundalar. Kavga etmek istemiyorsan şey etmek zorundasın. İşini terk etmek ya da atılmak istemiyorsan erken kalkmak zorundasın ya da çalışmak zorundasın dediğimiz şey. O zaman yapmak istemiyorsan bakıyorum bakıyorum anlamca istemiyorsan falan da çaktırmadan cümlenin içinde want verilmiş. Bakın don't want verilmemiş. O zaman burada işte unless'e gidiyoruz değil mi? Tabii ki unless'in olmadığı bir sınav olmaz. Az önce de konuştuk. Bakın insanlar bulmak zorunda unless they want. İstemiyorlarsa savaşmak ya da savaşa girişmek. Bakın as long as olduğu sürece as soon as az önce konuştuk. Bakın when var bir de as soon as var. Şimdi aralarında minicik iletişimsel fark var ama teknik olarak fark yok. Sana diyorum ki call me when you arrive in İzmir. İzmir'e vardığında beni ara. Call me as soon as you arrive in İzmir. İzmir'e varır varmaz beni ara. Yani ikisinde de varınca ara işte. Sadece as soon as diyorum ki yani uçak iner inmez hemen bir alo de. When de ne bileyim işte al bagajını gir bir elini yüzünü yıka tuvalete git falan filan. Sonra beni arayabilirsin bir 20 dakika sonra falan. Ama sonuçta ikisinde de ilk önce iniş var sonra arayış var. Yani o yüzden when ile as soon as birbirini götürmüyor teknik olarak. Olduğu zıtlık bağlacı ne alaka zıtlık bağlacı burada? İstememelerine rağmen bulmak zorundalar. Olur. Şey istemelerine rağmen bulmak zorundalar. Her halükarda burada 8C oluyor. Unless. İstemezse. İnsanlar istemiyorsa savaşa girmek. Mutlaka mutlaka unless'li bir bağlaç sorusu ya da bir cümle tamamlama sorusu çıkar. Altını çiziyorum. Haydi 9. Geldik 9'a. Bakalım şimdi. Problems such as difficulty of storage and slippery surface urine step aerobic step. Ama şimdi bana şimdi arkadaşlar şurayı söyler misiniz? Burada cümle mi var acaba? Bakalım. Çünkü ona göre ben aşağıdan bir şeylere bakacağım. Bakıyorum. Diyor ki such as demiş. Bak yine. Such as beni ilgilendirmiyor. Problems. Ben bulacağım. Buldum. Şimdi aşağıya gideyim bakayım. Hemen şöyle bir bağlaçların üstünü bir çizeyim yine. Despite çizemiyorum. Due to çizemiyorum. In case Allah karşı çizemiyorum. Diyarbakır unlike çizemiyorum. In addition to çizemiyorum. Hiçbirini çizemiyorum. Bu sefer testi demiş ki öyle 3 kuruşa 5 köfte yok arkadaşım demiş. Yani git aşağıdan artık anla yani şimdi. Peki anlarız bakalım. Şimdi burada sadece problem kelimesi olduğu için çok net olduğu için isteyen arkadaşlarım direkt ABCDE'ye şöyle bir bakıp problemler. Bakalım onlara bakıp da yerine koyabiliriz. Çünkü çok basit bir yapı. Problemler step aerobic denen bir şey diyor. Has remained. Kaldı diyor bakın. Tamam kaldı. En yaygın diyor. Physical exercise işte 80'lerden bu yana. Şimdi iyi bir şey söylemedim. 80'lerden bu yana en yaygın fiziksel aktivitelerden biri olarak kalmış. Yukarıda da problemler var. Devam problemlerine rağmen. O zaman bakıyorum. Ha işte problemlerine rağmen kötü bir şeye rağmen çünkü yaygın kalıyor baksanıza kötü bir şeye rağmen popüler oluyor kötü bir şeye rağmen dünyada kullanılıyor vesaire falan diyorsunuz. Problemleri yüzünden kullanılıyor olmaz. Problemleri yüzünden en yaygın physical exercise olmaz. Aerobik yaptığında oran buran sakatlanıyorsa ya da başka başka problemler varsa bunun yüzünden olmaz yani şey kalması popüler kalması. In case o bir kere olması halinde demek olması halinde önlem alıyorduk hani biz. Unlike
Mesela unlike, mesela dersin ki unlike basketball, basketboldan farklı olarak voleybol böyle oynanıyor ya da işte bu kadar kişiyle oynanıyor vesaire falan dersin ya da işte şuralarda yapılıyor dersin. Bir, iki kavram olması lazım. In addition to aynı şekilde problemlere ek olarak probleme ek olarak ne? Probleme ek olarak diyorsan yine problematik bir durumla devam etmek zorundasın ve bir kavram vermek zorundasın. Dolayısıyla çok net şekilde 9'u almışsın. Yani kolay mı soru şunu? Ne yapmışsın? Şimdi baktım da. Haydi son soru, son soru. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Uzadı. Ama ne yapacaksınız? Hayat. Geldik son sorumuza sevgili arkadaşlar. Bakalım. The first inhabitants of a particular region are identified by physical characteristics, bir culture and language ve none of them diye devam ediyor. Şimdi o zaman buraya bakıyorum. Bir bölgenin ilk oturanları diyor, ilk sakinleri, değil mi? Tanımlanır diyor. Bunlar onlarca, bunlar tarafından, bunlar bu tarafından ve bunun tarafından tanımlanır. Hiçbiri diyor. Aa, bir dakika, çok güzel. Hiçbiri gerçekten ispat etmez diyor bir şey olduğunu. Bakın burada size şu insanlar tanımlanır dedi bir şey tarafından ve bir şey tarafından tanımlanır dedi. İyi güzel tamam. Hiçbiri diyor bir şey ispat etmez. Şimdi araya gelse şöyle denir. Yani biz şunu tanımlamak için şunları 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 kullanıyoruz. Bu kriterleri şunları 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 kullanıyoruz. Ancak hiçbiri gerçek sonucu vermiyor. Ancak hiçbirisi ispat etmiyor kendisinin bir şey olduğunu. Ancak hiçbir metot, bakın otomatik olarak ancaklı geliyor. Çünkü tam reddedici bir kelime var. None var orada kocaman. Bakın. Koskocaman. Hadi kocaman dedim ya. Kocaman yapayım. Gerçekten. Bakın kocaman bir none duruyor. Onların hiçbiri diyor ispat etmiyor bunun olduğunu. O zaman bir şeye rağmen olmasına ve cümlede geldiğine göre var mı acaba eleyebileceğim cümle olmayan? Yok. Hepsi bağlaç. O zaman oldu. Şu olmasına rağmen. O zaman bu whereas olabilirdi, while olabilirdi, değil mi? Yine söylüyorum. Though olabilirdi, even though olabilirdi. Once çaktırmadan ben şuraya eşittir when yazayım ama arasında minicik bir fark olduğunu da bilin. Ama ömrümüzün sonuna kadar sizi de bağlayacak bir fark değil. Çünkü teknik olarak aynı şeyi söylüyorlar. Sadece once'da şu var. Ya Yavuz bizi de takım al ne olur işte biz de Muay Thai öğrenmek istiyoruz falan. Diyorum ki arkadaş bak yani zor bizim işler. Öyle kafaya dirsek atıyoruz bilmem ne yapıyoruz falan filan. Oran buran açılır yani. Ellerime baksana yani nasıl dolaşıyorum. Ya gel mutlaka al bizi. Ben de diyorum ki bak o zaman bir kural var. Once you are in you cannot leave. Once you are in you cannot leave. Bir girdin mi çıkamazsın. Heh, aslında when'le de söyleyebilirim ama once'ın vurgusu başka bir şey işte. When you are in girdiğin zaman çıkamazsın. Yanlış değil. Ama once you are in, bir girdin mi? Belki işte tam o Türkçedeki vurgu once'la veriliyor. Ama aradaki fark dediğim gibi teknik olarak sizi ömrünüzün sonuna kadar hiçbir sınavda bağlamayacak. Provided that diyorsam zaten sevgili arkadaşlar niçin if demeyeyim ki? Değil mi? Eğer diyebiliyorsam niye bilmem ne olması şartıyla diyemeyim ya da vice versa. Ve unless de birbirlerini bağlamadığı için öyle bir şey yok. Dedik ve birinci bağlaçlar videomuzun da sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Umarım çok sıkmamışımdır sizi. Ama işte bağlaç olunca çok konuşmak gerekiyor gerçekten. Detaylara biraz daha inmek gerekiyor. Öyle hani tens soruları gibi aa buraya bak çıktı, şuraya bak çıktı, aa bunu anlamaya gerek yok diyemiyorsunuz işte. Ancak az önce gösterdiğim gibi bazı lafı gereksiz uzatan saç ezdi maç ezdi örnekler var. Oraları çizebilirsiniz ama yanındaki önündeki kelimeyi bilmem lazım. Problems diyor. Probleme rağmen mi diyeceğim, problemden dolayı mı diyeceğim? Biraz sonraki cümlenin fiiline baktığımda. Bizlere info@test.atölyesi.com'dan ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı lütfen bize göndermeye devam edin. Çok hoşumuza gidiyor. Çok duygulanıyoruz gerçekten. Çok çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bizlere. Bunları gördükçe biz de daha çok böyle bir şevke geliyoruz. Yazmak istiyoruz sizlere. Daha çok sorular, daha çok videolar çekmek istiyoruz. Bu videoları beğeniyorsanız da arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü biliyorsunuz kanayan yaramız bizim sınavlarımız. Mümkün olduğu kadar çok insana ulaşmaya çalışıyoruz. Çok yardım etmeye çalışıyoruz. İyi bakın kendinize diyorum. Görüşmek üzere.